Sevgili gençler merhaba. TYT tarih konularıyla beraber sorularımızla pekiştireceğiz konularımızı. Ve sorumuz gelsin. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beylikleri döneminde Anadolu'da gibi durumlardan hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir? Durumlara bakalım. Bir Türk İslam kültürünün yayılması, 2 bayındır hale gelmesi, 3 Türkleşmenin hızlanması. Bu arada bu sorumuz yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si ile ilgili. Evet, Malazgirt Savaşı'na baktığımızda arkadaşlar 26 Ağustos 1071. Türkiye tarihini başlatan bir savaş idi. Hemen hatırlayalım ondan sonra da ilk Türk beylikleri dönemini Anadolu'da yaşamıştık. Malazgirt'le beraber giriş yaptığımız Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş olarak bildiğimiz bu savaştan sonra ilk Türk beylikleri döneminde de şu saydığımız Türk İslam kültürünün yayılması, bayındır hale gelmesi, Türkleşmenin hızlanması hepsinin de gerçekleştiğini görmekteyiz. Soru kökümüz söylenebilir olduğu için doğru cevabımız E seçeneği. Bu dönemde Anadolu'da bayındır hale gelmesi, Aklımıza neyi getirecekti? Mimari anlamda Türk eserleriyle süslendiğini. Türkleşmenin hızlanması çünkü fetihler devam etmektedir ve bu dönemde yeni yerler alınmaktadır. Aynı zamanda Türkleşme de hızlanmıştır. Türk İslam kültürü de beraberinde fetihlerle beraber ne yapacaktır? Anadolu'da yayılma alanı bulacaktır. Evet, doğru cevabımız E seçeneği. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Türkiye Selçukluları ile ilgili bir sorumuz daha var. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde bu gelişmelerle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet bu gelişmelere bir bakalım. Yassı Çemen Savaşı'nda Harzemşahlar yenilgiye uğratılarak Doğu Anadolu'daki bir kısım yerler alınmıştır. Mengücek oğullarına son verilmiştir. Anadolu'ya gelen Türkmenler fethedilen yerlere yerleştirilmişlerdir. Evet şimdi ortak noktayı düşündüğümüzde çünkü amaç dedik. Üçünü de bağlayan bir ifadeyi düşündüğümüzde A'ya bakalım. Harzem çağların varlığının son vermek. Evet savaş yapılmış yastı çemende yenilgiye de uğratılmış ama böyle bir amaç var mı? Yok bu verilen seçenekler arasında. B'ye baktığımızda merkezi yönetimi güçlendirmek. Merkezi yönetimi güçlendirmek isteyenler daha çok yapacakları uğraşlar kendi iç alanındaki teşkilatlanmadır veya tahta geçişle alakalıdır. Baktığımız zaman Bengice kollarına son vermesi, Anadolu'ya gelen Türkmenlerin fethedilen yerlere yerleştirilmesi B seçeneğine bizi götürmez arkadaşlar. C'ye bakalım istimalet politikasını uygulamak toplumsal uzlaştırıcı bir politikadır yeni yerleşen yerlerde. Ee, insanların daha rahat yerleşmesini sağlayan bir politikadır. Henüz burada böyle bahsedilen bir durum yok. D'ye bakalım. Bizans'a karşı girişilecek fetih hareketlerine ortam hazırlamak ki Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminden bahsediyoruz. Bizans'ın da savunmaya geçti miriye Kefalon'dan sonra etkisinin azaldığı bir dönemdir. Böyle bir amaçtan da bahsedemeyiz. E'ye baktığımızda ise Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak. Evet bu ifade sık sık sorularda karşınıza çıkar. Anadolu Siyasi Birliği dendiği zaman ülke içerisinde e, kendi egemenliğine toplamadır. Nedir bu? Yassı Çemen Savaşı'nda Doğu Anadolu'da bir kısım yerlerin alınması, Mengicek oğullarına son verilmesi kendi egemenliğini alıyor. Anadolu'ya gelen Türkmenleri fethedilen yerlere yerleştirilmesi de Anadolu Türk siyasini birliğini sağlama yönünde atılan adımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani soru kökümüzdeki amaç ifadesi bizi E seçeneğine götürür mü arkadaşlar? Evet. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği. Sıradaki Türkiye Selçuklu Devleti sorusuyla devam ediyoruz. Türkiye Selçuklu hükümdarlarından 1. Kılıçarsan Haçlarla mücadele etmiştir. 1. Gıyasettin Keyhüsrev Antalya'yı fethetmiştir. 1. İzzettin Keykavuz Sinobu almıştır. 1. Alaaddin Keykubat döneminde güçlü bir donanma oluşturularak Kırım'daki Sudak Limanı fethedilmiştir. Bu bilgilere dayanarak Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Olumlu bir soru kökümüz var. Evet bakalım ona bakmadan şunu size söyleyeceğim. Saydığım Türkiye Selçuklu hükümdarları döneminde bir şeyin dikkatinizi çekmesi lazım. Hem Antalya hem Sinop hem Sudak liman kentleri. Bu bizi hangi ifadeye götürmesi lazım? Hemen aklınıza ticari, ekonomik bir kavram çıkacak. Evet bu bilgilere dayanarak bakalım. Bir, ticari faaliyetlere önem verilmiş midir? Hemen söyledik. Antalya'nın Sinop'un ve Sudan alınması, bunların bir liman kenti olması, evet birinci öncüldeki ticari faaliyetlere önem verilmiştir ifadesine götürür bizi. Peki soru kökümüz ulaşılabilir olduğu için bunu biri sayıyoruz. İkiye bakalım. Devlet teşkilatı geliştirilmiştir. Devlet teşkilatı dendiği zaman içerisinde merkezi teşkilattan tutun da taşra teşkilatına kadar bir ifade olması gerekiyordu. Benim saydığım öncüler içerisinde herhangi bir ifadeye denk gelmedik. Eliyoruz. Üçe baktığımızda donanma deniz aşırı seferler düzenlemiştir. Birinci Alaaddin Keykubat döneminde güçlü bir donanma oluşturarak Kırım'daki Sudak Limanı fethedilmiştir ifadesiyle Kırım'daki Sudak Karadeniz'in öbür ucudur. Denizin bir ucundan diğer ucuna yapılan seferler ne olarak geçer arkadaşlar? Deniz aşırı seferler olarak geçer. O yüzden donanma deniz aşırı seferler düzenlemiştir. Üçüncü öncüle de ne yapıyoruz? Ulaşılabilir. Dörde bakalım Anadolu kesin Türk yurdu haline getirilmiştir. Bu ifade daha önceki zaman içerisindedir. Bu nedir? Miryakefalon Savaşı'dır. Bu dönem için alakalı değil. Zaten verilmemişti. Evet beşe baktığımızda Haçlılara karşı Bizans ile işbirliği yapılmıştır. Verilen bilgiler içerisinde de böyle bir ifadeye rastlayamıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani A seçeneği. Evet sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Sultan II. Murat kültür faaliyetlerine önem veren, koruyup geliştiren, Türkçenin büyük devlet dili olmasına zemin hazırlayan, alimler ve sanatkarlar ile haftada iki gün görüşüp konuşan ve bunların yanı sıra Türkçenin yozlaşmasına karşı tedbirler alan bir hükümdardı. Arapça ve Farsça yazılan bilim ve sanat eserlerinin Türkçe'ye tercümelerini yaptırmıştır. Yine mütercimlere eserlerinde sade ve açık bir dil kullanmalarını tavsiye etmiştir. Bu dönemde alim ve şairlerin çoğu eserlerini Türkçe yazmışlardır. Buna göre 2. Murat ile ilgili olarak yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Evet yine bir olumsuz soru köküyle beraberiz. Buna göre dendiği için hemen paragrafımızı değerlendiriyoruz. 1. Türkçenin gelişimine önem vermiştir. Şimdi Türkçe'ye tercümeler yaptırması, Türkçenin yozlaşmasına karşı tedbirler alması ve alim ve şairlerin Türkçesi, çoğu eserlerini Türkçe yazmasını istemesi birinci öncül Türkçenin gelişimine önem vermiştir. ifadesine ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Ama biz neyi arıyoruz? Ulaşılamaz arıyoruz. İkiye bakalım. Mütercimlerin yani çevirmenlerin çevirilerinde bilimsel bir dil kullanmalarını istemiştir. Mütercimlerden sade ve açık bir dil kullanmasını istiyor. Bilimsel bir ifadeye burada yer verilmemiş. O yüzden ikinci öncülüğümüze ulaşamayız. Üçe bakalım. Saltanatı sırasında alim ve şairlere önem vermiştir. Haftada iki gün buluşması, onlara Türkçe eserlerini, eserlerini Türkçe yazmalarını istemesi önem verdiğini gösterir. Ulaşabiliriz. Peki ulaşılamazı aradığımız için doğru cevabımız yalnız iki. B seçeneği. Sıradaki sorumuzdan devam ediyoruz. Orhan Bey dönemiyle ilgili bir sorumuz var. Orhan Bey dönemiyle ilgili bir Divan örgütü kuruldu. 2. Bizans topraklarında fetihler sürdürüldü. 3. İznik'te ilk medrese açıldı. 4. Müsellem adı verilen ilk düzenli ordu kuruldu. Ki Müsellem atlı asker demektir. 5. Çimpe Kalesi ele geçirildi gibi gelişmeler aşağıdaki alanlarla ilişkilendirildiğinde hangisinin dışarıda kalacağı söylenebilir? Evet tek tek bakalım. Divan örgütünün kurulması teşkilatlanma C seçeneğine götürür bizi. İkideki Bizans topraklarında fetihler sürdürüldü. Genişleme A seçeneğine götürür bizi. Üçe baktığımızda İznik'te ilk medresenin açılması E seçeneğindeki eğitime götürür. Müsellem adı verilen ilk düzenli ordunun kurulması ise askeri gelişime götürür B seçeneğindeki. Dışarıda kalan hangisi oldu arkadaşlar? D'deki ekonomi dışarıda kaldığı için doğru cevabımız D seçeneği. Evet, sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Ankara Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nin otoritesinin zayıflaması, Balkanlarda Türk ilerleyişinin durması, İstanbul'un alınmasının gecikmesi, Anadolu beyliklerinin tekrar kurulması, Osmanlı Devleti'nin Timur Devleti'ne vergi ödemesi gibi gelişmelerden hangisi Anadolu Türk Birliği'ni olumsuz etkilemiştir? Soru kökümüzün içerisine dikkat ettiniz mi? Aslında seçeneklere baktığımızda, öncüllere baktığımızda olumlu bir ifade göremiyoruz. Fakat burada ayırt edici bir vurgu var. Anadolu Türk Birliği'ni olumsuz etkileyen öncüllerimizi bulacağız. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin otoritesinin zayıflaması Evet Anadolu Türk Birliği'ni olumsuz etkiler mi? Tabii ki. Merkezi otorite zayıfladığı zaman ülke içerisindeki karışıklıkların, isyanların, ayrılmaların çıkışına işarettir ki birinci öncülümüzü alabiliriz. Olumsuz etkilemiştir. İkiye bakalım. Balkanlarda Türk ilerleyişinin durması. Evet Ankara Savaşı'ndan sonra sıkıntılar yaşanmıştır. Fakat Anadolu Türk Birliği'ni olumsuz etkilen bir ifade olarak söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. 3'e baktığımızda İstanbul'un alınması gecikmiştir. Doğru bir ifadedir ama Anadolu Türk Birliği ile alakalı değildir. Anadolu Beyliklerinin tekrar kurulması ise Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni olumsuz etkilemiş midir? Evet. O döneme kadar kurulan siyasi birlik Fetret Devri ile beraber de Özellikle 1402 ile 1413 yılları arasında yaşanan bu kargaşa, Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan kargaşa döneminde Anadolu Beyliklerinin tekrar kurulmasına zemin hazırladığı için Doğru cevap olarak 1 ve 4 yani D seçeneğini alabiliriz. 5'e baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Timur Devleti'ne vergi ödemesi yine Anadolu Türk Birliği'ni olumsuz etkileyen nedenler arasında sayamayacağız. Evet doğru cevabımız D seçeneği. <laughs>